Kapadokya, sıra dışı peri bacaları ve doğa harikası vadileriyle başlı başına bir cazibe merkezi. Ama sanırım bu ayrıcalıklar yetmiyor. Hem Kapadokyalılara hem de dünyalılara. Gökyüzünden görülebilecek boyutta yaptığı heykellerle adını duyuran ve kainata taşlarla fısıldayan adam olarak bilinen Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers da gözünü dikmiş buraya. En güzel çalışmalarından birini Anadolu'ya hediye etmiş. Avanos'tan Nevşehir'e giderken yolun sağında bulunan Karadağ mevkiindeki zorlukla ulaşılan tepelerde hayata geçirdiği 10 çalışmaya zaman ve mekan adını vermiş. Rogers, ondan fazla ülkede gökyüzünün çok yükseklerinden görünecek heykeller ve tema parkları tasarlamış. Hayatın Ritmi adını vermiş bu projesine. Bulunduğu ülkenin doğal malzemelerini kullanarak eserlerini hazırlayan Rogers, Kapadokya'da da vazgeçmemiş bu huyundan ve halkla birlikte topladığı taşları kullanmış parkı için. İmece usulü çalışmışlar, dur durak bilmeden ve 4 yıl boyunca devam etmiş bu çaba. 11 bin ton taş toplamışlar, devasa eserlerin gerçeğe dönüşmesi için. Sütunlar ve şekiller hayatın öngörülemez bir yolculuk olduğunu anlatmaya çalışıyor insanlığa. Dünyada Bir Gün adı verilmiş eser ise alandaki en hacimli çalışma. 2009'da tamamlanmış ve bazı sütunlar iki dilde, Türkçe ve İngilizce olarak barış, umut, neşe, sevgi, gerçek, sessizlik ve hoşgörü gibi evrensel kavramlara dikkat çekiyor. Zamana göndermeler yaparak eserlerini tasarlayan sanatçı, geçmişi öngörmek, dün, bugün, yarın, güçlülük ve gözetleme gibi isimlerle adlandırmış bu devasa şekilleri. Ancak buradan çıkması gereken en büyük dersin işbirliği de olması gerektiğini hatırlatarak sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakmak istiyorum.